İyi akşamlar sevgili izleyiciler. Bugün 17 Nisan 2017 günlerden pazartesi. Kanal V Haber'den mutlu akşamlar. Aylardır merakla beklenen referandum nihayet sonuçlandı. Gündemde dolayısıyla bir hayli yoğun. Sözü uzatmıyoruz. Ana haber bültenimiz başlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, referandum sonuçlarının açıklanmasının ardından vatandaşlara nasıl seslendi? Cumhurbaşkanının halkın idam talebine ise cevabı netti. Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Genel Merkezi'nde balkon konuşması yaptı. Başbakan, tek millet, tek kardeşiz diyerek birlik mesajı verdi. AK Parti Antalya İl Teşkilatı ve vatandaşlar seçim sonuçlarını nasıl takip etti? Halkın coşkusuna Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve milletvekilleri ortak oldu. Referandumun kalbi Kanal V'de attı. Siyasi partilerdeki meraklı bekleyiş ve gece boyu kent merkeziyle ilçelerden canlı bağlantılarla yapılan değerlendirmeler Antalya'nın tek kanalı Kanal V'den canlı yayınlandı. Başbakan Binali Yıldırım'ın torunlarıyla Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in ise oğullarıyla görüntüleri sosyal medyayı salladı. Peki o görüntülerde neler var? CHP Antalya İl Başkanı Mustafa Erdem sonuç Türkiye'nin hayrınadır dedi. Cennet Koyu adına yakışır hale geliyor. Antalya'nın Kemer ilçesindeki Cennet Koyu'nda 5 yıldızlı bir otelin yöneticileri, personeli ve turistler bölgede nasıl temizlik yaptı? Görme engelliler yol kapattı, eylem yaptı. Peki neden? İşte kahraman bakıcı. Antalya'da bir apartmanda çıkan yangında evdeki iki çocuğu ve kediyi kim kurtardı? Bakıcıya sarılarak ağlayan kimdi? Hepsi ve daha fazlası birazdan Kanal V Ana Haber'de. Yoğun günlerin ardından referandum dün sonuçlandı sevgili izleyiciler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan referandum oylamasının kesin olmayan sonuçlarının açıklanmasının ardından Huber Köşkü önünde toplanan kalabalığa seslendi. Konuşmasında birlik ve beraberlik mesajı veren Erdoğan'ın gündeminde ise idam vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan referandum oylamasının kesin olmayan sonuçlarının açıklanmasının ardından önce Huber Köşkü'nde basın toplantısında ardından da köşk önünde toplanan kalabalığa seslendi. İyi olduk, iyi olduk, iyi olduk, kardeş olduk, hep birlikte Türkiye olduk. Erdoğan konuşmasında yurt içinden ve yurt dışından muhalefetin hükümete engel olmaya çalıştıklarını hatırlattı ve artık engellerin kalktığını söyledi. Hep bize patinaj yaptırdılar. Artık Türkiye'nin kitabında Allah'ın izniyle patinaj olmayacak. Ve her alanda Türkiye çok daha önemli adımları, çok daha büyük adımları atmak üzere. Erdoğan konuşmasında referandum sonuçlarını küçümsemeye çalışanlara da aç tavuk örneği vererek seslendi. Aç tavuk kendini buğday ambarında salarmış ya. Bu neticeyi küçümsemeye gayret edenler var. Boşuna uğraşmayın. Boşuna uğraşmayın. Atalar Üsküdar'a geçti, haberiniz yok. Konuşmasında Başbakan Yıldırım ve Devlet Bahçeli'ye teşekkür eden Erdoğan idam konusuna da değindi. Sayın Bahçeli ben desteklerim dedi. Sayın Yıldırım aynı şekilde. Fakat Kılıçdaroğlu da destekleyeceğini söylemişti. Eğer gerçekten destekler de önüme gelirse ben bunu alırım. Ha, desteklemedi. O zaman yapacağımız şey ne? Bir halk oylaması da onun için yaparız. Başbakan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından geleneksel hale getirilen genel merkezdeki balkon konuşmasında kalabalık bir vatandaş grubuna seslendi. Yıldırım da Cumhurbaşkanı Erdoğan gibi birlik ve beraberlik mesajı verdi. Bilmeyen öğrensin, duymayan duysun, kardeşiz, tek vücut, tek bir milletiz. Bölücü hainler aklına koysun. Kardeşiz. Tek vücut,
tek bir milletiz. Türkiye'nin son başbakanı Yıldırım, başbakan olarak resmi olmayan referandum sonuçlarının ardından balkon konuşması yaptı. Yıldırım konuşmasında birlik ve beraberlik mesajı verdi. Farklı düşüncelerimiz, farklı çözüm önerilerimiz olacak. Ama neticede birliğimizi, beraberliğimizi gözümüz gibi koruyacağız. Demokrasimizin güzelliği de budur. Farklı fikirlere sahip olmak, hiçbir şekilde birbirine üstünlük sağlamak demek değildir. Başbakan Yıldırım çıkan sonucun halkın iradesi olduğunu belirtti ve konuşmasını şöyle sürdürdü. Halkın iradesi nasıl tecelli ederse o sonuç başımızın tacıdır dedik. Bu millet artık hiçbir vesayete, hiçbir harici müdahaleye, hiçbir tehdide boyun eğmeyeceğini bir kez daha göstermiştir. Başbakan Yıldırım balkon konuşmasında FETÖ başta olmak üzere terör örgütlerine de mesaj yolladı. Bu seçimlerle 15 Temmuz alçak girişimini yapan terör örgütüne, bölücü terör örgütüne, Türkiye'ye düşmanlık yapan dış mihraklara en güzel cevabı milletimiz sandıkta vermiştir. Yıldırım konuşmasını ise halk oylamasının kaybedeni olmadığını belirterek tamamladı. Bu halk oylamasının kaybedeni yoktur. Kazanan Türkiye'dir. Kazanan aziz milletimdir. Şimdi artık dayanışma, bir olma, beraber olma, birlikte Türkiye olma zamanıdır. Anayasa değişikliğini öngören referandum sonuçlandı sevgili izleyiciler. Resmi olmayan sonuçlara göre %51'e 49 oranıyla sandıktan evet çıktı. Ve referandumun sonuçlarını AK Parti İl Binası önünde takip eden binlerce vatandaş evetin önde gitmesini coşkuyla kutladı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da katıldığı coşkulu kutlama saatlerce sürdü. Referandum sonucunun merakla beklendiği yerlerden birisi AK Parti Antalya İl Başkanlığı'ydı. Partililer gündüz saatlerinde oy kullandıktan sonra İl Başkanlığı önünde toplanmaya başladı. Yüksek Seçim Kurulu'nun seçim yasağını kaldırmasının ardından platform üzerine kurulan dev ekranda Kanal V televizyonundan sonuçları takip edenler hem Türkiye'deki son durumu hem de Antalya'nın 19 ilçesindeki seçim sonuçlarını an be an takip etti. Evet'in açık ara önde olduğunun açıklanmasıyla AK Parti önündeki coşku da giderek arttı. Alanya'da oyunu kullandıktan sonra il başkanlığına gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu coşkulu kalabalık karşıladı. Dünyanın dört bir yanında gururla dalga... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Antalya Milletvekilleri Mustafa Köse, Gökçen Özdoğan Enç, Hüseyin Samani, İbrahim Aydın, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, AK Parti Antalya İl Başkanı Rıza Sümer, AK Parti Kadın Kolları Antalya İl Başkanı Esra Özkoç'la AK Parti Gençlik Kolları Antalya İl Başkanı Ömer Akbaş parti önündeki platformdan halkı selamladı. Anayasa değişikliği ile ilgili referandumda demokrasinin kazandığını belirten Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel şunları söyledi. Tebrik ediyorum ve eminim ki bugün Türkiye'de hayır diyenler de bu sonuçtan kazançlı çıkacaktır. Hepinizi gönülden tebrik ediyorum, hepinize teşekkür ediyorum. İl Başkanı Rıza Sümer ve vekillerin konuşmalarının ardından sahneye çıkan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, kendisiyle birlikte görev alan tüm dava arkadaşlarına teşekkür etti. Artık gerçek anlamda yeni Türkiye vardır. Yeni Türkiye'de istikrar olacak, güven olacak. Yeni Türkiye hedeflerine, 2023 hedeflerine, 2053 hedeflerine ve 2071 hedeflerine ulaşacak.
Artık kampanya döneminin geriliminin geride bırakılması gerektiğini belirten Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, bu atmosferin kardeşçe yaşamaya engel olmaması gerektiğine vurgu yaptı. Türkiye 6. ve 7. vitesleri artık bu güzel yolda giden otomobilini almış oluyor. Ciddi bir sıçramayla Türkiye karşı karşıya gelecek. Türkiye'de daha çok yatırım, daha büyük fırsatlar meydana gelecek ve gerçekten Türkiye bambaşka bir düzleme doğru ilerleyecek ve Cumhuriyetimiz de 100 yıl hedeflerine doğru devam edecek. Evet diyeninde, hayır diyeninde kazandığını aktaran AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse şu değerlendirmelerde bulundu. Belki hayır diyenler bunun bugün idrakinde değiller ama yarınlarda Türkiye güçlendikçe, kalkındıkça, istikrar hakim oldukça, koalisyonlardan, başbakan cumhurbaşkanları krizlerinden, demokrasiye ayar vermeye kalkan darbelerden kurtuldukça milletimiz bugünkü evetin ne kadar kıymetli olduğunu, değerli olduğunu daha iyi anlayacaktır. Referandum gününe kadar emeğe geçen tüm partililere teşekkür eden AK Parti Antalya İl Başkanı Rıza Sümer ise şunları söyledi. Yasa değiştiğiyle ilgili gelip müdahale etmeye kalkan, işte o parabola binalarının tepesine hayır bayrakları asanlar, Kandil'e canlı bağlantı yapıp hayır kampanyası yapan, o terör örgütlerine yardım ve yataklık eden, o sözde demokrasi, sözde ilerici olan ülkelere buradan bir mesaj gönderdik. Havai fişek gösterisinin de yapıldığı gecede evet coşkusu gece yarısına kadar sürdü. Anayasa değişikliği ile ilgili yapılan referandum oylamasının nabzı kanal ve ekranlarında tutuldu sevgili izleyiciler. 5,5 saat süren canlı yayında parti binalarına canlı bağlantılar ve ilçelerdeki muhabirlerle telefon bağlantıları gerçekleştirildi. İşte sandıkların nabzının an be an tutulduğu dün geceden görüntüler. Sevgili izleyiciler, saatlerimiz 20.26'yı gösteriyor ve Türkiye genelinde sandıkların tamamı açıldı. %51.34 evet, %48.66'lık bir hayır oranları var. Antalya'nın tek ulusal kanalı olma özelliğini taşıyan Kanal V dün referandum oylamasının nabzını 5,5 saatlik canlı yayınla tuttu. Antalya'nın 19 ilçesindeki oy istatistiklerini hazırlanan grafiklerle izleyicilere aktaran Haber Müdürü Ahmet İstek ve Ana Haber Bülteni Spikeri Cansu Oktay, Türkiye genelinde de referandumun nabzını tuttu. Referandum özel programında Türkiye geneli ve Antalya'nın ilçe ilçe sonuçları detaylı olarak açıklandı. Kanal V'de yayınlanan Antalya gündemi programını sunan gazeteci Nihat Toklu ve Ali Orhan Lazaloğlu'nun konuk olarak katıldığı programa parti binalarının önünden muhabirlerle canlı bağlantılar yapılarak son dakika bilgileri izleyiciye aktarıldı. Bizim heyecanımız tabii ki bir an önce doğru haberi vermek adına. Evet. Çünkü Türkiye şu an 7. kez referanduma, halk oylamasına gidiyor 94 yıllık Cumhuriyet tarihinde. Ve önemli bir karar verecek sisteme ilişkin. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini oyladı ve şu anda zaten oylamada sona erdi. Program sırasında AK Parti İl Binası önünden Akif Arıcı. AK Parti İl Binası'nın önündeyiz. Burada herhangi bir olumsuzluğa karşı her zaman olduğu gibi polis ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı. Oylarını kullanan partililer de yavaş yavaş il binasına gelerek meraklı bekleyişlerini sürdürüyor. CHP il binası önünden Begüm Aksoy. Merhaba sevgili Cansu, CHP il binasındayız şu an. CHP'de yoğun bir kalabalık var. Partililer sabah saatlerinden itibaren oy kullanmalarının ardından parti binasına gelmişler. Heyecanla sandıkların tamamının açılmasını bekliyorlar. Yüksek Seçim Kurulu ve MHP il binasından da Kartal Oğuz canlı yayına bağlanarak parti merkezlerindeki durum hakkında son dakika bilgilerini aktardı. Yüksek Seçim Kurulu'ndayız. Antalyalıların bileceği tabirle Antalya Adalet Sarayı'na yakın bir noktadayız diyebilirim. Tabii Batı illerinde olduğu gibi Antalya'da da saat 8'de başlayan oy verme işlemi akşam saat 5 civarında sona erdi. 19 ilçeden anlık bilgilerin alındığı programda Alanya'dan Özgür Yılmaz. Katılım oldukça yüksekti sabah saat. Saatlerinden itibaren sandığa gitmeye başladı vatandaşlar. Cezaevi ile birlikte Alanya'da 552 sandıkta oy kullanma işlemi gerçekleştirildi. Demre ve Kaş'la ilgili son bilgileri Ahmet Acar. Kaş ilçemizde de toplam 133 sandıkta 41.923 seçmenimiz vardı. Bu seçmenlerin ilçe merkezinde 15 sandıkta 6002'si oy kullandı. Burdur'dan Filiz Er Yılmaz da Burdur'daki seçmen ve sandık sayısı hakkında bilgi verdi. Burdur halkı da
halk oylamasına yoğun ilgi gösterdi. Burdur'da 194.296 seçmen 654 sandıkta oylarını kullandılar. Deneyimli gazeteci Erdoğan Kahya ise Türkiye geneli ve Antalya'ya özel tahminlerini ve yorumlarını paylaştı. Salt çoğunluğa yakın bir çoğunlukla evet'in çıkacağı yönde görünüyor. Evet. Yani bu anayasa değişikliği %60'lar, 70'ler hatta 80'ler civarında halkı kucaklayan bir seçim sonucu olmasını arzu ederdi ama maalesef yine salt çoğunluk. Antalya'nın ilçelerindeki oylama ile ilgili son bilgileri ise hazırlanan detaylı grafiklerle Ahmet İstek an be an yorumladı. İçinde sandıkların %42'si açılmış, evet %48. Referandum özel programının ikinci bölümünde Kanal V ekranında hafta içi her sabah Antalya gündemi programını sunan gazeteci Nihat Toklu ve Ali Orhan Lazaloğlu, Cansu Oktay ve Ahmet İsteğin konuğu oldu. Değiştirecek. Muhtemelen İstanbul ve Ankara'nın sonuçları etkilecek. Çünkü İstanbul gibi olursa 51-49, Ankara gibi olursa buradan gelecek %2, oradan gelecek %3 var. Bunların sonuçları etkilecek. Ankara'da, İstanbul'da eğer şu anda gelen sonuçlar mesela Şişli gibi, Çankaya gibi bölgelerden geliyor. Mesela Şişli, evet. Şişli gelmedi. Evet, o ilçeler belirtildi aslında. Evet. Hangi ilçelerde hangi ilçelerden geleceği sonuçların. Dolayısıyla ben çok şahsi fikrim İbren'in çok bu saatten sonra değişeceğini düşünmüyorum. Hani %51-49 seviyesinde kalır. Referandum özel programı AK Parti il binası önünde gerçekleştirilen kutlamalarla sona erdi. Bir gemide yolculuk eden hepimiz mürettebatız aslında. Bu geminin kaptanı sevgili Okan Kaya, genel yayın yönetmenimiz sevgili Uğur Törer ve 40 kişilik bir ekip dün burada görev aldı sevgili izleyiciler. 5,5 saatlik canlı yayında gerçekten Antalya'dan yayın yapmamıza rağmen Türkiye'nin ve dünyanın dört tarafından izlenmiş olmanın ve sonuçları objektif bir şekilde an be an 5,5 saatlik canlı yayında vermiş olmanın haklı gururunu taşıyarak ekranlarınıza getirdik bu görüntüleri de. Ve tabii ki bütün ekip arkadaşlarıma da buradan bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Antalya'da 1 milyon 600 bini aşkın seçmen yeni anayasa değişikliğini öngören referandumda oy kullanmak için sandıklara koştu. Olumsuz hiçbir olayın yaşanmadığı Antalya adeta demokrasi şölenine sahne oldu. 18 maddelik anayasa değişikliği ile ilgili referandumda oy kullanmak isteyen Antalyalı seçmenin %80'i dün kayıtlı oldukları sandıklara gitti. En fazla seçmenin bulunduğu 5. kent olan Antalya'da bürokratlar ve siyasiler de aileleriyle oy kullanmak için kayıtlı oldukları sandıkların bulunduğu okullara gitti. Başkan bu tarafa. Çalışanlar erken saatlerde oylarını kullanırken pazar günü tatil yapanlar önce oylarını kullandı, ardından mesire alanları ve sahile akın etti. Antalya'da 1 milyon 600 bin aşkın seçmen yaklaşık 4500 sandıkta oylarını kullanacak. Seçmenler iki tercihten birini seçecekleri için sonuçlar yerel ya da genel seçimlere göre daha çabuk açıklanacak. Öyle de oldu. Oy verme işleminin 17'de tamamlanmasının ardından Yüksek Seçim Kurulu da saat 18'de seçim yasaklarını kaldırdığını açıkladı. Siyasi partilerin il binaları önünde toplanan vatandaşlar sonuçları an be an takip etti. Yüksek Seçim Kurulu da saat 18 itibariyle seçim yasağını kaldırdı ve bütün televizyonlarda olduğu gibi biz de seçim sonuçlarını yayınlamaya başlayacağız birazdan. Antalya'da Akseki ilçesi %54'le, Gündoğmuş %61'le ve Korkuteli %54 oranla evet seçeneğinin önde olduğu ilçeler arasında yer aldı. Hayır seçeneğinin önde olduğu ilçelerse %53'le Aksu, %51'le Alanya, %54'le Demre, %53'le Döşeme Altı, %56'yla Finike, %60'la Gazipaşa, %57 ile Kaş, %61 ile Kemer, %54 ile Kepez, %73 ile Konyaaltı, %52 ile Kumluca, %57 ile Manavgat, %70 ile Muratpaşa, %53 ile İbradı ve %60 ile Serik oldu. Referandumda evet ve hayırın baş başa gittiği ilçe ise Elmalı oldu. İki seçeneğin de %50 oy aldığı belirtilirken kesin sonuçların YSK tarafından açıklanacağı bildirildi. Kent genelindeki oylama sonucuysa %41 evet, %59 hayır olarak açıklandı. Turizmin başkenti Antalya referandumda çok güzel bir demokrasi örneği sergilemiş oldu. Kent genelinde 5000 polis ve 1500 jandarmanın görev aldığı okullarda hiçbir olumsuzluk yaşanmadı.
Dün akşamki yayınlarımızda sık sık parti binalarından canlı bağlantılar yaptık sevgili izleyiciler. Şimdi de AK Parti İl Başkanlığı'na dönüyoruz. Kanal V Haber Müdürü Ahmet İsteğin konuğu AK Parti Antalya İl Başkanı Rıza Sümer. Referandumla ilgili değerlendirmelerde bulunacaklar. Sözü hemen onlara bırakıyoruz. Evet, teşekkürler Cansu Oktay. Senin de söylediğin gibi biz şu anda Antalya AK Parti İl Başkanlığı'ndayız ve canlı yayın konuğunda İl Başkanı Sayın Rıza Sümer. Efendim hoş geldiniz canlı. Kabul ettiğiniz için de çok teşekkürler. Hep biz size geldik. Bu sefer siz bir de misafir oldunuz. Çok teşekkürler. Yoğun bir 2,5 ay geçirdik efendim. Referandum süreci, yoğun çalıştığınız Türkiye %51 ile referandumda evet dedi. Önce onu bir yorumlamanızı rica edeceğim. Daha sonra Antalya'ya döneceğiz. Evet. Ben öncelikle tüm Antalyalı hemşehrilerimizi, izleyicilerimize saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Dün önemli bir seçim yaptık, bir halk oylaması yaptık ve sonuçta da istikrarımız için, milletin geleceği için artık koalisyonlar döneminin çift başlığının ortadan kalktı. Böyle bir süreçte doğru başladık. Cumhurbaşkanlığı sistemine geçtik. Öncelikle tüm milletimize hayırlı uğurlu olsun. Bu tarihi bir, dünkü adım tarihi bir adımdı. Artık bundan sonra ülkemiz için, milletimiz için daha böyle güçlü, müreffeh bir Türkiye için 2023 hedeflerine daha hızlı gidebilmesi için üzerindeki bir pranga yaptı, bir ağırlığı attı. Artık parlamenter sistemini daha hızlı hareket edebileceği, bürokrasinin artık böyle yoğun bir şekilde işlere müdahale edemeyeceği bir yeni sisteme girdik. Onun için önemli bir değişiklik olduğunu düşünüyorum. Önemli olduğunu zaten bütün baktığımız zaman hayır cephesinde duran şeylere, örgütlere bakıyorsunuz işte. Şimdiye kadar milletin hep karşısında olmuş. Millete silah sıkmış örgütler ve hayır için çalıştılar. Avrupa devletlerine bakıyorsunuz. Biz yeni bir yola karşı aslında bir mücadele verdik. Ve elhamdülillah yeni bir yola verilen mücadeleyi de zaferle sonuçlandırdık. Tabi sefer bizden, zafer Allah'tan, milletin takdiri de çok önemli. Ben milletimize de çok şükranlarımı sunuyorum, teşekkür ederim diye söyleyeyim. Evet, çok siyasi parti genel başkanının da hayali bir başkanlık sistemi biliyorsunuz. Evet. %51 oy aldı, %51, 50 artık aldı. Peki bu Antalya'ya ve Türkiye'ye nasıl yansıyacak efendim bu referandum sonucu? Gerçi ilk etapta Cumhurbaşkanı'nın partili olma... Tabii değişiklikler başladı yani. Türkiye'ye nasıl yansıyacak? Tabii öncelikle 6 ay içerisinde bir oyun masaları dediğimiz bir çalışma, meclis çalışma başlayacak. Yoğun bir gündem artık meclisi bekliyor. Şimdi ana hatlarıyla, anayasadaki maddeler belirlendi ama bundan sonrası için daha böyle detaylandırmayı da meclis yapacak. Milletin seçtiği vekiller orada oturacak. Yani çalışmalarına başlayacaklar. Milletvekillerini yoğun bir gündem bekliyor önümüzdeki süreçte. Ve değişiklerin içerisinde yani bir maddenin bir tanesi de partinin cumhurbaşkanlığıydı. Nasıl işte partili belediye başkanımız var, Menderes Türel, AK Partili, işte başbakanımız, işte partili genel başkanımız, partili şimdi de cumhurbaşkanımız, partili olmasının önündeki engel kalkıyor. İşte 27-28 Nisan gibi herhalde teklif edecekler. O tarihlerde başkan vardı. Evet. O tarihlerde yeni teklifi yapılacak. Evet. O gün de tarihi gün olacak Türk ülkemiz için. Çünkü ilk defa partili bir cumhurbaşkanı. Zaten bir hani kanunlar ayırdı ama cumhurbaşkanımızla partimizle aslında bir babayla evladını düşünün, yetiştirmiş, büyütmüş, böyle bir noktaya getirmiş partisini. Kanunlar hadi ayrılacaksın dedi. Bu bıçakla kesilir gibi ayrılma mümkün değildi tabii. O gönül veya devam ediyor. Şimdi ölümün ilahını artık resmileştirecek. Hakimler Savcılar Kurulu 30 gün içerisinde belirlenecek sanıyorum. Öyle bir ayırdı. Askeri mahkemeler kalkıyor. Askeri mahkemeler kalkıyor. İki tane askeri üye var. Bunlar emekli olacak kadar orada görevlerine devam edecek. Şu anda onunla ilgili bir gündem yok. Tamam, Antalya'ya dönecek olursak. Evet. Antalya'da bir beklenen bir sonucu alamadı. 19 ilçenin. Yani biz hep hedef koyarken yüksek hedefler koyuyoruz ki o hedefe ulaşabilmek için motivasyonumuz artsın. Ama Antalya, şimdi bunu tabii nasıl değerlendireceksin? Bu bir seçim değil. Bir siyasi parti seçimi, bir genel seçim, bir yerel seçim gibi değerlendirme şansı yok. Bunun değerlendirmesini ancak Cumhurbaşkanlığı seçimiyle yapmak lazım. İşte 10 Ağustos 2014'teki seçime bakmak lazım. Orada Antalya aslında %41 almış. Şimdi %41 aldı. Antalya o şeyi korumuş. Ama ülke genelinde arasında devamlı bir bandımız var. Maalesef diyorum. Bu bandı bizim bu makası kapatmamız lazım. Makası da kapatmak için bazen adım adım işte ilerliyoruz. İşte 2000
2010'daki o Cumhurbaşkanlığı seçiminde %41'e %52'ymiş. Şimdi %41'e %51 oldu. Aslında baktığımız zaman hani şey yok. Şunun için söylüyorum efendim şimdi. Kas kapanıyor ve yani o beklenen aslında değil. Yani tamam biz de ümit ettik, hayal ettik. İşte anket firmaları hep ben söylüyorum 2009'da da anketler bizi yanılttı. 2009 yerel seçimlerinde de anketler veriyordu. Çok yüksek oranlar. İnsanları maalesef rehavete sokuyor. Anketleri biraz daha değerlendirirken şeye bakmak lazım. Yani tabana bakmak lazım. Biz tabanda sahada giderken aslında en iyi anketi biz yapıyoruz. Tokalaşırken, ümmetin hani göstermesi kurarken, halkımız zaten mesajı veriyor. Anlatırken, dinlerken mesajı veriyor. İşte tam bir hafta önce kadar bir anket açıkladı. %61 dedi. Yok, Türkiye'de onun için soruyor. %61 dedi, %51 halkın takdiri. Ben burada anketlere fazla hani şey yapmamak lazım. Belki anketler bizi yanılttı, beklentiyi yükseltmiş olabilir. Ama o bizim Türkiye'deki aramızdaki muhatı inşallah kapatacağız. Türkiye oturmasıyla şehrimizde inşallah yarışmış olacak. Şimdi AK Parti, Gürçay, MHP, EBP, Büyük Birlik Partisi biliyorsunuz bu Cumhurbaşkanı hükümet sistemi destek verdi. Ben yine Antalya ölçeğinde sormak istiyorum. Geçmişlerde şeye topladığınız zaman 168-70'lere çıkıyordu üç partinin toplam oy oranı. Ama 16 Nisan'daki referandumda %41'de kaldı. Burada MHP mi, Birlik Partisi mi yoksa AK Parti içinden bir oy kaybı yaşadık. Şimdi onu bilemeyiz tabii. Onun bütünlüğünde şansımız yok. Yani sizin gözlemlerinden sonra sosyologlar onun araştırmasını yapacaklar. Önünde belki bununla ilgili şeyler, değerlendirmeler gelecek değil mi? Onunla ilgili tabii kim verdi, o verdi herkes. Verenden de vermeyenden de alakalı diyorsun. Hakikaten bu, o hayır verenler 200 sene diyecekler ki bu evet verenlerden Allah razı olsun diyecek. Çünkü çok güzel bir değişiklik yapmış ülkemiz için, milletimiz için. Tarihi bir adıma onlar vesile olmuş, biz anlayamamışız diyecekler. O pişmanlığı biz hep beraber duyacağız. Bakın ilerleyen günlerde ölmez sağ olursak bu pişmanlığı hayır verenlerin ağzından, kendi ağzından duyacağız. Çünkü bu ülkenin üzerindeki hani prangelerin atılması, işte koalisyonlar dönemini hep birlikte yaşadık. Siz de benim hani yaşıtım sayısınız. Gördük. Koalisyonlar dönemde bir ülkede pazarlıkların olduğunu gördük. Millete cebinden çıkan vergiler, hizmete dönmesi gereken paralar gitti, birilerinin cebine girdi. Biz onları gördük, yaşadık. İki kişi kavga etti diye çift başlıktan dolayı milletin cebinden giden paralar. %50 fakirleştik bir gecede. Benim ne zorum vardı, hani niye ben bu ceremeyi çektim? İşte Cumhurbaşkanı da Başbakan kaybetti. Cebimizdeki paranın yarısı gitti. 100 liralık borcumuz 200 lira oldu. Artık biz bunları yaşamak istemediğimiz için zaten bu değişikliği yaptık. Ve elhamdülillah halk da bunu takdir etti ve iyi bir orandır. Hani bunda Antalya için iyi bir oran. Antalya için de iyi oran ama Antalya için %41 işte herkesin merak ettiği konu. Ben de onu böyle sağlı sağlı böyle var sizi. Yani burada baktığınız zaman tabii değerlendirdik. Güzel. Toplantısı yaptınız sonra değil mi efendim? Biz şu an bir başladık tabii. Evet. Normal haftalık olan toplantılarımızda gördüğünüz işte yurtta toplantımız. Toplantıdan geldiğiniz için sorayım ben özellikle. Yurtta toplantımız vardı. Orada bir konuştuk, bulmadık. Şimdi yönetim toplantısı biraz genişlettik. Yönetim toplantısı. Beş merkezdeki yönetim kurulularımızı da çağırdık. Onlarla böyle konuşacağız, dinleyeceğiz. Ama bu hani bunun değerlendirmesi Cumhurbaşkanlığı seçimidir. Aynısı Cumhurbaşkanlığı seçimindeki aynı oranı görmüşüz. Tabii isterdik yüksek alalım, biraz da arttıralım. Ama burada tabii Antalya'da zor. Biz burada iğneyle kuyu kazıyoruz. AK Parti'ye baktığımız zaman işte %21 ile başlamışız. En son 1 Kasım'da %42'ye kadar çıkmışız. Yani burada zor bir işi yapıyoruz Antalya'da. Tabii işi yaparken güzel işlere imza atıyoruz. Bazen hani halkı memnun etme şeyimiz hani baktığınız zaman elhamdülillah güzel işler imza attığımız için halk da bunun karşılığını her zaman arttıra veriyor. Oyumuzu arttıra veriyor. Bu da bir sıkıntı olmadığını düşünüyorum. Bu oran normaldir Antalya için. Peki Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı, siz evet. Milletvekilleri çok yoğun bir çalışma yaptınız. Bu takım çalışması yeterli olabildi mi sizce Antalya için? Şimdi 26 Şubat'tı hatırladığım evet. kadarıyla startı var. Kazandı, Sayın Başbakan almıştı. 50 gün olmuş, kampanya başlayalı. 50 gün boyunca hiçbirimiz hani kendi şahsi işini bırakın hani ailesiyle bir vakit geçirmeye, çocuklarla oturup işte
hani bir pikniktir, bilmem başka bir şeydir. Böyle bir şeyimiz olmadı. Zaten önce milletin işi gelir. Önce milletin işi varken bizim kendi işimizin hiçbir önemi yok. Biz bu işi hakikaten millete bir vazife olarak, bizim omuzumuza yüklenmiş bir görev olarak düşünüyoruz. Çünkü beni zorla buraya il başkanı yapmadılar. Diğer işte belediye başkanı da, hepimiz kendimiz buraya isteyerek talip olduk. Biliyorduk bu işlerin sonunda bu çalışmaları yapacağımız. Onun için o çalışmalarla ilgili büyük sürmemiz yok. Ama bize verilen vazifeyi de en iyi yapabilmemiz için elhamdülillah tüm teşkilatımız, mahalle yönetimindeki işte bir amcamız, bir kardeşimiz nasıl bir çalışma yaptıysa hepimiz de aynı çalışmayı bir fiil o 50 gün boyunca gece gündüz demedik çalışmamızı yaptık. Sabahın işte köründe çıkıyorduk, gece arasına kadar programlar yapıyorduk. Evet. Yani burada biz üzerimize düşeni yaptık diye düşünüyorum. Çünkü bize çok büyük görevler düşüyor diye düşünüyorum. Çünkü bu partinin kaderiyle milletin kaderi bütünleşmiş. Evet. Ya bu bizim kendimizin uyguladığı bir politika değil parti olarak, ama baktığımız zaman hakikaten milletin menfaatine bir işte en önde AK Partililer koşuyor. Bu kampanyada sağ olsun Milliyetçi Hareket Partisi hem mecliste desteği verdi. Onlar destek vermemiş olsaydı bu, şimdi bu sistem, Cumhurbaşkanlığı sistemine geçememiştik. Peki mecliste destek veren Aynı sahada ben destek olduklarını düşünüyorum. Tabii onlar farklı bir siyasi parti, biz farklı bir siyasi partiyiz. Çalışma sistemlerini tabii bir fiilinden nasıl çalıştıklarını bilmiyoruz ama sahada da ben çalıştıklarını düşünüyorum ve inanıyorum. Ve önümüzdeki süreçte inşallah ülkemiz için, milletimiz için yine böyle bir beraber hareket edilmesi gerektiğinde CHP olur, MHP olur, farklı siyasi parti olur. Yine biz her zaman için ve millet için her zaman bir araya gelip ortak projelerde adım atmaya hazır olduğumuzda bunu bilmenizi istiyorum. Tüm Antalyalıların bilmesini istiyorum. Şunu özellikle böyle sorayım. Biz o çalışmaları anlatırken siz unutmayın. Evet. Çalışmalarda bütün millettekiler belki hepimiz aynı fotoğraf karesinde görememiş olabilir. Antalya'da işte Büyükşehir Belediye Başkanımıza ayrı programlar yaptık. Bizim seçim koordinasyonu. Neden ayrı programlar oldu efendim? Çünkü seçim koordinasyon merkezimiz var. Çünkü aynı şeyi hepimiz aynı şeyi. 18 maddeyi anlatıyoruz. Farklı bir şey anlatmıyoruz. Hı. İşte Büyükşehir Belediye Başkanımız, bakanımız, milletvekillerimiz, ilçe belediye başkanlarımız, ilçe başkanlarımız, herkes kendine program yaptırdı. Seçim Koordinasyon Merkezi tarafından. Hı hı. Ve bu yapılırken de tabii ki herkes aynı yere yazmak bence, hani bence değil, tüm bu bizim beyan merkezinin bize tavsiyesi niteliğinde herkes ayrı programlar yazın dedi. Ama Dışişleri Bakanımız da takdir edersiniz ki buradaki programlarda yalnız bırakılmaması gerekiyor. Çünkü o bizim gururumuz, bir tek değil Türkiye'nin gururu. O çalışmalarda biz Dışişleri Bakanımızla beraber, burada olduğu zamanlarda beraber hareket ettik. Ama ben gurur duyuyorum, hakikaten bakanımızla gurur duyuyorum. Teşkilatın en küçük bir kademesindeki teşkilat mensubuyla, hani onlar da mesela koşturdu, performans gösterdi. Bakanımız da performans gösterdi. Ben Dışişleri Bakanım kardeşim, ben oraya gitmem, buraya gitmem hiçbir zaman kaprisi de olmadı. Olmaz da zaten. Çünkü o hani ben sayın Bakanım bilmem neresinde, hani orada yetişmiş şey olmuş böyle monşer tarzı Dışişleri Bakanlarında değil. O yörük çocuğu, o çimizden çıkan birisi. İşte dağda keçiyle gidiyor Avrupa'yı da yönetiyor. Yani onun için de bizim her çalışmamız da oldu. Ben teşekkür ediyorum kendisine, sizler aracılığınızla. Evet, sayın Bakanım haberlerimiz. Bu şekilde Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Milletvekillerimize, tüm teşkilatımıza teşekkür ediyorum. Olağanüstü bir çaba sarf ettiler. Tabii biz bu sonuçla ilgili, hani biz bu sonuç çıkmış, istersek %90 alacak da olsak biz sadece seferden sorumluyuz. Zafer Allah'tan. Biz gideriz, çalışırız, takdiri millete bırakırız. Biz bize düşen görevi yaptığımızı düşünüyorum. Hep bütün son iki sorum aslında. Evet. İki, üç tane daha soracaktım ama zamanımız çok daraldı. Bir teşkilatla başarı biliyor musunuz? İki, bu çıkan sonuçla halk ne demek? Bir seçim değil ki, teşkilat değerlendirmesi nasıl yapacaksın? Hangi teşkilat? Sonuç olarak. Milliyetçi Hareket Partisi'ni değerlendireceğiz. Neyi değerlendireceğiz? Sonuç, yani, çıkan sonucu. Büyük Birlik Partisi de buna destek verdi. Bu da bir teşkilat değerlendirmesi. Çok yanlış. Çok yanlış. Bu sorunun yani şeyi de yanlış. Sonuç tarzı da yanlış. Kusura bakmayın. Estağfurullah. Hani burada teşkilat değerlendirmesi değil. Burada millet, burada 18 maddeyi anlattık, anlatıyoruz ama adamın kafasında 19 madde var. 19 madde turizm üzerine gidiyorsun, anlatıyoruz. Diyor ki bu sene turist gelecek mi diyor. Çünkü 3 sene boyunca ülke olarak bir ateş çemberinin içerisinden geçmişiz. Evet. Zor şartlardan geçmişiz. Her yanımız yangın bölgesi. Suriye savaşı, öbür tarafta Irak'ta, öbür tarafta işte Ukrayna'ya bakın, orası bile karışıyor. Her taraf karışıyor. Biz burada
ateşi ülkemize sıçratmadan bu süreci geçirdiğimize şükretmemiz lazım. Öyle diye düşünüyorum. Bu benim şahsi görüşüm. Hı hı. Yani böyle bir ortamda tabii bunun en ağır faturasını da Antalya ödedi. Evet. Maalesef. İşte turizmde 3 yıldır o Sultanahmet patlamasından yani işte gelen şeyler. Tarımda işte son 2 yıldır yaşadığımız sıkıntılar. Şimdi adamı anlatıyorsun yani vatandaşımıza anlatıyoruz. Diyoruz ki işte bu 18 madde koalisyonları kaldıracak, daha güzel olacak. Hı-hı. İstikrar için AK Parti olmazsa yani bu işte AK Parti olmadı. Tek başına iktidarların artık önünü açmamız gerektiğini, artık eski sisteme gitmemesi gerektiğini diyorlar. 15 senede iktidardasın zaten. İstediğinizde, neyi istediğinizde yapamadığınızda şimdi bu değişikliği yapıyorsunuz diyor. Biz bunu kendimiz için istemiyoruz. Hı-hı. Partimiz için istemiyoruz. Biz AK Parti sonrasında böyle bir tekrar kaosla, kargaşayla yaşamayalım diye onun için bu değişikliği yaptığımızı anlatıyoruz. Ama insanların kafasında dediğim gibi 18 değil 19 madde var. Ve 7 duvara karşı bir mücadele verdik. Yani sadece işte buradaki siyasi partiler tamam onlar karşı ayrı çalıştılar ama asıl 7 duvara karşı mücadele verdik. Yani biz bu anayasayı 17 kez değiştirmişiz. Hiçbir zaman gelip de ya bu işte değişiklik şöyle iyi böyle kötü dememişler. Şimdi ne kadar müdahale etmemiş Avrupa, Almanya, Hollanda 17 kez değiştirmişiz, müdahale etmemişler. Şimdi niye müdahale ediyor? Hı-hı. Çünkü istikrar geliyor artık. Ülke için istikrarlı bir dönem geldiği için bunu Türkiye'nin güçlü bir Türkiye tabi devletler arasında dostluklar var ama ya dostluklar yok ama menfaat çıkar ilişkisi var. Hı-hı. İşte öyle baktığınız zaman Türkiye'nin güçlü bir Türkiye olmasını istemiyor dış güçler baktığımız zaman. Hı hı. Onun için biz yeni duvara karşı mücadele ettik. Zor bir süreçten geçtik. Ve elhamdülillah alnımızın akıyla da bu işten çıktık diye düşünüyorum. Evet. Ben halkın mesajını soracaktım. Hatay'a da size söylediğiniz turizmin tarımda sıkıntılı bir süreç geçiyor. Bir anlamda da zaten Antalya için küçük bir yer. Küçük bir yer. Aslında tarımla ilgili aslında çok güzel işler yaptık. Hı hı. Ama bunun yansıması tabii sabahtan akşama olacak bir şey değil. Belli bir süreç geçti. İşte ücretsiz mazot, indirimli mazot, ondan sonra krediler, hibe krediler, teşvikler, Ziraat Bankası'nda sübvansiyon getirdik mesela. İşte sera üretip sera imar edeceklerin işte %50 faizini sildik. İşletme kredisinde ona kez daha indirim yaptık. Bazen %75'e varan faiz indirimleri var. Yani işte %10 diye düşünün, 2,5 ay gelen faizler var. Yani bu maliyetinin de altında bir şey. Ama bunları sağladık. Sağlamaya da devam ediyoruz. Bu yaraları bizim sarmamız lazım. Biz milletin derdiyle dertlenmezsek buralar bize yani şey olur, zor olur bizim için. Tabii peki başkanım, önümüz 2,5 yıl bir süreç var. 3 Kasım 2019'a kadar. Onların anlatamadığınız veya vatandaşın anlamadığı 18 maddeyi belki bu süre içinde daha da iyi anlatıp 3 Kasım 2019'a... Anlatamadık diye bir şey değil ama... O maalesef olmadım. Bunların hepsini anlattık. Bunların iyi ve istikrar istediğini zaten gördük. Ama yalanlarla ilgili her gün yalan çıkardılar. Bazen yalanlara yetişemediğimiz olmuş olabilir belki. Evet. Muhalefet cephesinin. %51'i de Türkiye Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi'ne onay verdi. Seçim tamamlandı ve artık önümüzdeki günlerde uyum yasaları çıkacak ve Türkiye Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi'ne de geçmiş olacak. Peygamber olarak. Çok teşekkürler efendim. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Evet, Cansu Oktay AK Parti merkezindeyiz. İl başkanındayız. Canlı yayın konumuz Antalya AK Parti İl Başkanı Sayın Rıza Sunadi. Ve biz hemen uzatmadan sözü sana bırakalım. Çok teşekkür ediyoruz. Haber müdürümüz Sayın Ahmet İste ve AK Parti Antalya İl Başkanı Sayın Rıza Sümer'e samimi, içten ve öz eleştirel objektif söyleşileri için teşekkür ediyoruz ve haberlerimize devam ediyoruz. Şimdi ekranlarınızda referandum sürecinde şehir şehir dolaşan Başbakan Binali Yıldırım ve ilçe ilçe dolaşan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in sosyal medya hesaplarından yayınlanan görüntüleri getiriyoruz. İşte seçim stresini atmaya çalışan Türel'in çocuklarıyla, Yıldırım'ın ise torunlarıyla birlikte çekilen o keyifli görüntüleri. Yaklaşık 2 ay süren referandum süreci nihayet dün gece son buldu. İl gezen ve günde 3 ayrı yerde miting yapan Başbakan Binali Yıldırım ve Antalya'da ilçe ilçe dolaşarak yeni anayasayı anlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel yoğun temponun stresini çocuklarla attı. Evet, çıktı, keyfine bak.
Dün akşam saatlerinde sandıklardan çıkan oylar merakla beklenirken Başbakan Yıldırım ve Başkan Türel'in sosyal medya hesaplarından çocuklarla birlikte çekilen görüntüleri yayınlandı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Türel seçim stresini çocuklarıyla evde piyano çalarak attı. Referandum için oyunu kullanan Türel çocuklarıyla birlikte piyano çaldığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Başbakan Binali Yıldırım ise referandum sonuçlarını torunlarıyla birlikte takip etti. Son zamanların en popüler şarkılarından biri olan Çağatay Akman'ın seslendirdiği Gece Gölgenin Rahatına Bak şarkısı, Başbakan Yıldırım'ın torunları tarafından Gece Gölgenin Rahatına Bak, Evet Çıktı Keyfine Bak şeklinde seslendirildi. Gece gölgenin rahatına bak, evet çıktı keyfine bak. Referandum oylamasında görev yapan Antalya Emniyetine bağlı polisler değişik suçlardan aranan 33 kişiyi sandık başında yakaladı sevgili izleyiciler. Okullarda görevli polislerin yakaladığı 33 kişiden 12'si tutuklandı. Anayasa değişikliği halk oylaması seçimlerinde yakalama emri bulunan 33 şahıs sandık başındaki polisler tarafından yakalandı. 16 Nisan Pazar günü anayasa değişikliği halk oylaması seçimlerinde oy kullanan ve haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama emri bulunan şahısların oy kullandıktan sonra yakalanmalarına yönelik olarak Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan 1, uyuşturucu madde kullanmak suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan 1, yağma suçundan 6 yıl hapis cezası bulunan 1, 6.284 sayılı ailenin korunması ve kadına yönelik şiddetin önlenmesine dair kanuna muhalefet etmek suçundan 13 gün hapis cezası bulunan 1, hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal suçundan 6 ay hapis cezası bulunan 1, silahla tehdit suçundan 3 yıl 20 gün hapis cezası bulunan 1, yaralama suçundan 1, çocuğun kaçırılması ve alıkonulması suçundan 1, taahhüdü ihlal suçundan 25 olmak üzere toplam 33 kişi yakalandı. Haklarında hazırlanan tahkikat evrakları ile birlikte adli makamlara sevk edilen 33 kişiden 12'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Referandum oylamasında seçim güvenliği için Antalya'da 5000 polis ve 1500 jandarma görev yapmıştı. Cumhuriyet Halk Partisi Antalya İl Başkanı Mustafa Erdem, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Anayasa referandum sonuçlarını değerlendirdi. Başkan Erdem, çıkan sonucun Türkiye'nin hayrına olduğunu söyledi ve yılmak yok açıklamasında bulundu. CHP Antalya İl Başkanı Mustafa Erdem, anayasa değişikliği referandum sonuçlarının ardından Kanal V Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Antalya halkının Cumhuriyet'e, demokrasiye ve Atatürk'e sahip çıktığını kaydeden Erdem, Antalya'da hayır kararı için çalışma yapan parti üyelerine teşekkür etti. Erdem, çıkan evet oranını kabul edilebilir olarak görmediğini belirtti ve Antalya'da çıkan sonucu değerlendirdi. Aşırı baskı içinde seçim kampanyası yürüttük. Ama ben özellikle Antalya halkının barışçıl bir şekilde sağduyulu yürüttüğü bu kampanyada bizlere verdiği destek için tüm halkımıza teşekkür ediyorum gerçekten. Tabii Antalya aldığı oylarla da demokrasiye, cumhuriyete, Atatürk'e sahip çıkmıştır. Birçok ilçemizde hayır oylarının önde olduğunu siz de söylediniz. Yaklaşık 4 tane ilçemizde evet oyları önde. Ama bütün işte Kepez, Türkiye'nin bir göstergesidir ve %55'e yakın 54,5 oy almış. Hayır oyu çıkmıştır. Alanya öyledir. Muratpaşa ve Konyaaltı'mız yine öyle. Bütün ilçelerimizde hayır oylarının çok ciddi bir şekilde arttığını şahit olduk. Başkan Erdem, CHP'nin referandum sonuçlarına itiraz edeceklerinin de sinyalini verdi. Bu sonuç Türkiye'nin hayrınadır. Kesinlikle insanlarımızda bir bıkkınlık, yılgınlık yaratmasın. Biz bu mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz ve mücadelemize de sonuna kadar devam edeceğiz. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ile birlikte Akdeniz Sanayi Sitesi esnafının konuğu olan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, sanayi esnafına müjdeli haberler verdi.
Tütüncü yeni imar çalışmalarıyla sanayi içinde 290 yeni dükkana yer açılacağını söyledi. Akdeniz Sanayi Sitesi Kooperatifi esnafıyla buluşan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, yeni yaptıkları imar planlamalarıyla sanayi bölgesine 2018 sonunda 290 yeni dükkan daha ilave olacağı müjdesini verdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'le birlikte sanayicilerin düzenlediği toplantıya katılan Başkan Tütüncü, sanayi esnafının beklentilerini karşılayacak yeni adımların müşterek olarak atıldığını anlattı. Sanayi Sitesi Kooperatifi'nin temel atılışından binaların tamamlanıp açılmasından sonra şu atılan adım en büyük adımdır. Ve biz bu adımı birlikte beraberce atıyoruz. Esnafın düzenlediği hemen her etkinliğe katıldığını hatırlatan Tütüncü, bu buluşmalar sırasında vatandaşların belediyesinden beklentilerini yerinde öğrenerek çalışmalar yapıyor. Ziyaretler sırasında sanayi esnafının da taleplerini öğrenerek harekete geçen Tütüncü 3 yeni müjde vermişti. Bunlardan birincisi, yeni imar planlarına göre Adamazı'ndaki kapıları müstakil kapılara çevirdik. Aslında Akdeniz Sanayi Sitesi'ne küçük bir sanayi sitesi daha eklemiş olmak demek bu. Sanayi kooperatifimize 100 dükkanlık bir yer daha oradan ilaveten çıkarmış oluyoruz. Konuşmaların sonunda Kooperatif Başkanı Mehmet Öztürk, Başkan Türel'e bir anı plaketi verdi. Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, mahalle toplantıları kapsamında Çıplaklı Mahallesi'nde TOKİ halkıyla buluştu. Belediyenin yaptığı projeleri anlatan Genç, vatandaşların da taleplerini dinledi. Halkın sorunlarını yerinde dinlemek, belediyenin yapmış olduğu çalışmalar hakkında bilgi vermek amacıyla mahalle toplantıları düzenleyen Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, yaklaşık 7000 kişinin yaşadığı TOKİ'de vatandaşlarla buluştu. Belediyenin sosyal projelerinden Emekliler Kahvesi Bahçesi'nde gerçekleştirilen toplantıya katılan TOKİ sakinlerine, belediyenin biten, devam eden ve planlanan çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Genç, daha sonra da sorunları dinleyip not aldı. Başkan Genç, Döşemealtı'na kazandırılan projelerle ilçenin cazibe merkezine dönüştüğünü vurguladı. Döşemealtı'nın her noktası bu süreç içerisinde istediğimiz ve vatandaşımızın beklediği hizmeti almaktadır arkadaşlar. 12 tane mahallemizi, 13.'yü de şu an yapmak üzere pazar yerleri yaptık. 2000 kişilik merkez camimizi Döşemealtı'na kazandırmak için yine kolları sıvadık. Başkan Genç, ilçedeki çalışmalarda gençler ve çocukların da unutulmadığını belirtti. Gençlik merkezimizi projelendirdik, ihalesini yaptık. Şu an o da inşaat aşamasında. Kendi enerjisini kendisi üreten, ağaç sevgisini, toprak sevgisini ve hayvan sevgisini daha kreş döneminde yaşayabileceği modern bir kreş projesini hazırladık. Çıplaklı Mahallesi'nde yapımı devam eden Türkiye'nin ilk ekolojik kreşinin bitme aşamasına geldiğini de sözlerine ekleyen Başkan Genç, mahalle yollarının yeniden düzenlendiğini, yaklaşık 7000 kişinin yaşadığı TOKİ'de sosyal yaşama destek olmak için park, yeşil alan ve çevre düzenlemesinin de öncelikli olduğunu ifade etti. Yaklaşık 2 saat süren tanıtım toplantısı Başkan Genç'in vatandaşların taleplerini dinleyerek not almasıyla son buldu. Antalya'da 25. Uluslararası Madencilik Kongre ve Sergisi düzenlendi sevgili izleyiciler. Kongreye katılan ODTÜ Profesörü Ali İhsan Arol, Türkiye'de yıllık üretilen 1 milyon 100 bin ton alüminyumun 800 bin tonunun geri kazanımdan elde edildiğini söyledi. Türkiye Makine Mühendisleri Odaları Birliği Maden Mühendisleri Odası tarafından Antalya'nın Manavgat ilçesinde Türkiye 25. Uluslararası Madencilik Kongresi ve Sergisi düzenlendi. Kongreye katılan Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ali İhsan Arol, kongrede basın mensuplarına yönelik bilgilendirme toplantısı yaptı. Doğal kaynaklara erişimin maliyetli olduğunu, bu nedenle madencilikte geri kazanımın son yıllarda önem kazandığını söyleyen Profesör Doktor Arol, dünyadaki eğilimin bu madenlerin ekonomiye geri kazandırılması yönünde olduğunu vurguladı. Türkiye'de aşağı yukarı yılda 1 milyon 100 bin ton civarında alüminyum üretiliyor. Bunun 800 bin tonu geri kazanım yoluyla elde ediliyor. Türkiye'de en çok geri dönüşümün altında olduğunu kaydeden Arol, bazı metallerde de ciddi çalışma olduğunu aktardı. Demir, Türkiye mesela ürettiği çeliğin %80'ini geri dönüşümle üretiyor.
Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği Çevre Danışmanı Profesör Doktor Caner Zambak da madenciliğin çevreye etkilerinin iyi şekilde değerlendirilemediğini işaret etti. Flora dediğimiz bitkilere, ormanlara belli oranda rahatsızlık veriyoruz. Enerji kaynaklarının artırılma çalışmaları sırasında kaya gazının gündeme geldiğini ve Amerika Birleşik Devletleri'nde üretime başlandığını belirten Zambak, madenlerde işleme sırasında bol miktarda suyun kullanıldığını kaydetti. Kaya gazına karşı çıkmanın yegane nedeni yeraltı sularını kirletmesi olasılığı ve çok fazla suya ihtiyaç duyulması. Mermerin en çok bulunduğu iller arasında yer alan Burdur'da 3 ayda 24 milyon dolara yakın mermer ihracatı yapıldı. Geçen yıla oranla ihracat rakamlarında 1 milyon 193 bin 3370 dolar artış yaşandı. Doğal Taş Madenciler ve Mermer Makineleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Nasu Ekinci, yılın ilk 3 aylık dönemindeki mermer ve doğal taş ihracatına ilişkin bilgi verdi. İkinci, geçen yıla oranla ihracatta artış olduğunu aktardı. Biz 2017 yılı içerisinde ilk 3 ayın sonuna göre 24 milyon 905 bin 510 dolarlık mermer ve maden ürünleri ihracatı yaptık. Yapılan ihracat ülkeye giren dövizde de artıya neden oldu. Biz geçen yılki aynı tarihler arasındaki rakamlarımıza baktığımız zaman da bunun 23 milyon 712 bin 140 dolar olduğunu biliyoruz. Bu iki rakam arasındaki farkı aldığımız zaman bizim ihracatımız 1 milyar 193 milyon 370 bin dolar artmıştır. Burdur'da diğer sektörlerdeki ihracat rakamlarında ciddi azalma olduğunu vurgulayan Ekinci, doların artmasıyla birlikte girdi maliyetlerinin de arttığını ve diğer sektörlerde ciddi daralmalar yaşandığını kaydetti. İkinci, mermer sektörü olarak 2017'nin iyi geçeceğini ümit ediyor. Bizim 2017 yılı içerisinde bu sene çok iyi geçeceğini ümit ediyoruz. Çünkü bunun sebebi ve göstergelerine baktığımızda 6-9 Mart arasında Çin'in Xiamen kentinde bir fuar yaşadık. Hemen onun akabinde de İzmir'de 23. mermer fuarını yaşadık ve daha yeni döndük. Bu iki fuar bizim bu sektörümüzde çok ciddi şekilde bir artışın ve iyileşme olacağını gösteriyor. Burdur'a Çin haricinde Hindistan firmaları da blok mermer talebiyle geldi. Böylece müşteri portföyümüzde gelişme yaşandı ve mermer ihracatında Türkiye geneli geçen yıla göre %15 oranında bir artış bekleniyor. Türkiye ile Hindistan arasında ithalat ve ihracatı iyileştirme yönünde anlaşmalar yapıldığını, bunun doğal taş ihracatı lehine olduğunu aktaran Ekinci, Çin pazarını alternatif olarak Hindistan'a adres gösteriyor. Geçen yıl 129 milyon dolar civarında bir ihracat yapmıştık. Yani bunun yaklaşık üzerine bir 15 veya 20 milyon dolar daha ilave ile, yani 135 veya 140 milyon dolar arasında bir ihracat olarak bitireceğimizi düşünüyorum. Antalya'nın Kemer ilçesindeki Cennet Koyun'da temizlik çalışması yapıldı sevgili izleyiciler. Yeşil Yıldız sahibi bir otelin personeli tarafından yapılan temizliğe otelde konaklayan yabancı turistler de eşlik etti. Antalya'nın Kemer ilçesinde Yeşil Yıldız sahibi 5 yıldızlı bir otelin yöneticileri, personeli ve misafirleri Cennet Koyu olarak bilinen bölgede sahil temizliği yaptı. Yeşil Yıldız işletmesinin mantıklarından yani 122 kriterlerinden bir tanesinde de mıntıka temizliği yapma adı altında doğaya, çevreye bir katkı sağlanmamız isteniyor. Biz de otel personelleriyle birlikte bu Essiz ve Turizm Bakanlığı tarafından sit alanı olarak belirlenmiş Cennet Koyun'da bir mıntıka temizliği düzenledik. Ellerinde çuvallarla sahile gelen otel personeli ve turistler yaklaşık 2 saat süren bir temizlik yaptı. Ik hou ontzettend veel van het land en ik denk dat het goed is dat ik gewoon ook even een keer iets doe. Dus ik vind prima om zo'n stuk strand schoon te maken. Uzun yıllardan beri geldiğim ülkenizde böyle bir etkinliğe katılmaktan çok büyük bir zevk aldım ve bunu da yapmam gerektiğini düşünüyordum. Uzun yıllar geldikten sonra ufacık bir de katkım olsun istedim. Maar ik schrik er wel heel erg van wat mensen allemaal weggooien. Hele flessen, hele containers met water.
daar schrikken. Mensen moeten echt beseffen wat voor een prachtig land ze hebben. En dat ze dat niet allemaal zomaar hier neer moeten smijten. Ülkeniz çok güzel bir ülke. Tek üzüldüğüm nokta insanlarınızın çevreyi bu kadar çok kirletmelerinden üzüntü duyuyorum. Böyle güzel bir ülkeyi daha da temiz kullanabilirsiniz. Temizliğin ardından personel araçlara binerek koydan ayrıldı. Yeşil Yıldız işletmesi sahibi olmak için 122 kriterden bir tanesi olan mıntıka temizliği adıyla doğaya, çevreye katkı sağlanması gerekiyor. Hepimizin taşın altına elimizi koymamız gerekiyor aslında. Antalya'da kendisi gibi görme engelli eşiyle birlikte bir otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren Mehmet Kalkan için görme engelliler eylem yaptı sevgili izleyiciler. Yolu bir müddet trafiğe kapatan görme engelli vatandaşlar kaza ile ilgili ihmali olan yetkililerin de cezalandırılmasını istedi. Ellerinde baston, yanlarında eşleri ya da çocukları ile birlikte bir grup görme engelli yolu trafiğe kapatıp eylem yaptı. Geçtiğimiz hafta Sütçüler Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan 39 yaşındaki görme engelli Mehmet Kalkan'la yine eşi gibi görme engelli Sevgi Kurt Kalkan'a ME'nin kullandığı otomobil çarptı. Kazanın ardından Mehmet Kalkan olay yerinde hayatını kaybederken eşi Sevgi Kurt Kalkan yaralandı. Polis olay yerinde sürücü ME'yi ise gözaltına aldı. Bugünse kazanın olduğu bölgeye gelen 6 nokta Körler Derneği üyeleri yolu bir müddet trafiğe kapatarak eylem yaptı. Caddeden geçen arabalara durun işareti yapan görme engelli üyeler kaybettikleri arkadaşlarının ihmal yüzünden yaşamını yitirdiğini söyledi. Bir müddet sonra tekrar trafiğe açılan yoldaki eyleme kazada yaralanan Sevgi Kurt Kalkan da katıldı. Olay anını anlatan Kalkan eşinin beyin kanaması geçirerek öldüğünü belirterek üzgün olduğunu dile getirdi. Konuyla ilgili bir basın açıklaması yapan 6 nokta Körler Derneği Şube Başkanı Rahim Ezgi ise olaydan dolayı büyük üzüntü duyduklarını dile getirdi ve yerel yönetimlerin de yaşanan kazadan sorumlu olduğunu söyledi. Hastalıkla birçok nedenlerle ölüm başımıza geliyor. Ama bizim canımızı yakan ölümün ihmaller neticesinde yakamıza yapışması, sürücünün dikkatsizliği kadar burada yerel yönetimlerin ihmalinden de söz etmek durumundayım. Bu konuda da ilgili hepiniz de biliyorsunuz, defalarca basın açıklaması yaptık. Sürekli taleplerinizi dikkate alıyoruz, taleplerinizi değerlendiriyoruz diye bu ölümü doğurdular. Ve yine bir acı kaza haberi sevgili izleyiciler. Antalya'nın Manavgat ilçesinde elektrikli bisikletle gezen 14 yaşındaki Gökhan Yıldırım kaza kurbanı oldu. Yıldırım'ın olay yerine gelen annesi oğlunun cansız bedeni başında sinir krizi geçirdi. Antalya'nın Manavgat ilçesinde elektrikli bisikletle gezen 14 yaşındaki genç otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza Alanya Manavgat D400 karayolu aşağı ışıklar mevkiinde meydana geldi. Alanya istikametinden Manavgat'a seyir halindeki Celal A'nın kullandığı otomobil Manavgat'a 3 kilometre mesafede aşağı ışıklar kavşağında yolun karşısına geçmekte olan 14 yaşındaki Gökhan Yıldırım'ın kullandığı elektrikli motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Yıldırım olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazayı duyarak olay yerine gelen Yıldırım'ın yakınları sinir krizleri geçirirken rahatsızlanan anne ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından Alanya-Antalya karayolunun Alanya'dan geliş istikameti uzun süre araç trafiğine kapandı. Araçlara kontrollü olarak tali yoldan geçiş izni verildi. Gökhan Yıldırım'ın cenazesi Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından önce Manavgat Devlet Hastanesi morguna ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Otomobil sürücüsü Celal Ağa jandarma tarafından gözaltına alındı. Ve gerçek bir kahramanlık hikayesi. Antalya'da bir apartmanın 9. katında çıkan yangında evdeki iki çocuğu ve kediyi bakıcı kurtardı. İşte olan avukat annenin olay yerine geldiğinde çocuklarından önce bakıcıya sarılmasıysa çevredekileri duygulandırdı. Bir apartmanın 9. katında çıkan yangında bakıcı kadın kendisine emanet edilen iki çocuğu ve evdeki kediyi kurtardı.
Olay Kızıl Toprak Mahallesi 931 Sokak Şehit Ercan Caddesi Rana Sitesi B blokta bulunan apartmanın 9. katında saat 9 sıralarında meydana geldi. İki çocuk sahibi 32 yaşındaki avukat Kamile Meriç Beşibirlik her zaman olduğu gibi işine gitmek üzere sabah evinden ayrıldı. İki çocuğunu evdeki bakıcısına bırakan Beşibirlik işte olduğu sırada evde elektrik kontağından yangın çıktı. Koridorda çıkan yangın bir anda diğer odalara doğru ilerlemeye başlayınca bakıcı önce içerideki çocukları dışarıya çıkardı, ardından içerideki kediyi de unutmayıp onun da hayatını kurtardı. Bu sırada ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri evin içerisine girip yangın tüpleriyle olaya müdahalede bulundu. Yangın kısa sürede söndürüldü. Bu sırada haber verilen anne Kamile Meriç Beşibirlik iş yerinden evine geldi. Oldukça korktuğu gözlenen anne polisten çocuklarının durumunun iyi olduğunu öğrendi. Çocuklarının olduğu araca doğru yönelen Beşibirlik burada ise çocuklarından önce onları ve kedisini kurtaran bakıcısına gözyaşları içerisinde sımsıkı sarıldı. Daha sonra çocuklarını kontrol eden anne olayın nasıl olduğunu yine bakıcısından dinledi. Yangın esnasında evin içerisinde bulunan iki çocuk, çocukların bakıcısıyla kedinin sağlık durumları iyi. Ve sırada dünya turu var. Avustralya'da trene binmek isteyen yaşlı çift ve torunları büyük bir facia atlattı. Güvenlik kamerasının da kaydettiği görüntülerde trene binerken çocuklardan birinin boşluğa düşmesiyle panik yaşandı. Makiniste haber verilmesiyle facianın önüne geçildi, küçük çocuğuysa dedesi kurtardı. İngiltere'de yaşayan 11 yaşındaki Matthew Smith, Nottingham'daki Kraliyet Konser Salonu'nda 75 kişilik orkestrayı yöneterek dünyanın en genç orkestra şefi olmayı başardı. Küçük yaşına rağmen sahnede durduğu 9 dakika boyunca oldukça profesyonel tavırlar sergileyen Smith, sanatseverlerden büyük alkış aldı. Tarihi uygarlıkların seyri Kanada'da bulunan yeni bir köyle değişebilir. Köyün tarihinin yaklaşık 14 bin yıl öncesine dayandığı tahmin ediliyor. Araştırmacılar kalıntıların Mısır'daki Giza piramitlerinden de eski olduğunu ve buz devrine kadar uzanan bir geçmişi olduğunu saptadı. 2006 yılından bu yana Türkmenistan'ı yöneten Kurbankulu Berdi Muhammedov dünyanın en ilginç siyasilerinden biri. Uzman bir diş hekimi olan liderin marifetleri saymakla bitmiyor. Müzikle arası oldukça iyi olan lider hem DJ'lik yapıyor hem de şarkı söylüyor. Türkmenistan'ın ikinci cumhurbaşkanı olan Berdi Muhammedov'un DJ performansları sosyal medyada çok ses getirenler arasında. Muayenesini yapan doktora kendisini sevdiren aşırı tatlı ufaklığın görüntüleri izleyenleri gülümsetiyor. Sedyeye oturtulan bebek önce ailesine baktı, ardından doktorun stetoskopu kalbine koymasıyla koluna yatarak bütün kliniği şaşkına çevirdi. Ufaklığın görüntüleri kısa sürede binlerce kez sosyal medyada paylaşıldı. Ve Burdur'a gidiyoruz sevgili izleyiciler. Söze gerek yok da bakın neler var.
Gerçekten görsel bir şölendi. Ve bu haberle de bültenimizi sonlandırıyoruz. Ana haber bülteninin sonuna geldik sevgili izleyiciler. Hava durumu ve spor haberleri bültenimiz devam edecek. Yarın akşam saat 18'de gündemi bizimle takip etmek isterseniz efendim, biz mutlu haberler vermek umuduyla burada olacağız. Mutlu akşamlar. Havasına, suyuna, taşına, toprağına bin can feda bir tek dostuma. Her köşesi cennetin, ezilir yerler için, bir başkadır benim memleketim. Meteorolojiden derlediğimiz verilere göre bazı illerimizde günün en yüksek ve en düşük hava sıcaklıkları şu şekilde: İstanbul parçalı bulutlu 22.9, Ankara parçalı bulutlu 19.6, İzmir parçalı bulutlu 20.12, Bursa parçalı bulutlu 23.9, Adana parçalı bulutlu 24.12, Eskişehir parçalı bulutlu 21.8, Trabzon parçalı bulutlu 28, Malatya parçalı bulutlu 17.3, Şanlıurfa parçalı bulutlu 19.11, Konya parçalı bulutlu 18.7 derece. Tarımın ve turizmin başkenti Antalya'da ise havanın bugün çok bulutlu 19.12, Salı yağmurlu 18.11, Çarşamba parçalı bulutlu 19.12 derece olması bekleniyor. Kentin çevresine göz attığımızda ise Akseki parçalı bulutlu 13.3, Aksu çok bulutlu 19.12, Alanya parçalı bulutlu 22.12, Demre parçalı bulutlu 21.13, Döşemealtı çok bulutlu 17.11, Elmalı parçalı bulutlu 15.5, Finike parçalı bulutlu 16.9, Gazipaşa parçalı bulutlu 22.13, gün doğmuş parçalı bulutlu 16.6, İbradı hafif sağanak yağışlı 16.6, Kaş parçalı bulutlu 21.12, Kemer çok bulutlu 19.12, Kepez çok bulutlu 18.12, Konyaaltı çok bulutlu 12.6, Korkuteli parçalı bulutlu 13.4, Kumluca parçalı bulutlu 20.12, Manavgat parçalı bulutlu 21.13, Serik çok bulutlu 20.12, Burdur parçalı bulutlu 17.6, Isparta çok bulutlu 17.7 derece. Son olarak dünyadan bazı kentlere göz atıyoruz. Londra çok bulutlu 13.3, Madrid parçalı bulutlu 28.12, Paris bulutlu 15.2, Atina parçalı bulutlu 22.11, Roma güneşli 24.10, Berlin çok bulutlu 11.1, Moskova hafif kar yağışlı 3.0'ın altında 5, New York açık 23.9, Tokyo yağmurlu 27.14, Bakü parçalı bulutlu 18.11 derece. Kanal V Spor haberlerinden mutlu akşamlar. Spordaki gelişmelerle karşınızdayız. Antalya Spor'da savunmanın solunda görev alan Sakıp Aytaç'la Fenerbahçe'nin ilgilendiği iddia edildi. Antalya Spor'da gösterdiği performansta dikkat çeken Sakıp Aytaç için gündem yaratacak bir iddia ortaya atıldı. Bu sezon ligde 21 maça çıkan 25 yaşındaki futbolcu için Fenerbahçe'nin nabız yokladığı ifade edildi. Finansal fair play nedeniyle sıkıntı yaşayan Sarı Lacivertlerin Hasan Ali Kaldırım'la anlaşılamaması halinde Sakıp Aytaç için Antalya Spor'un kapısını çalacağı vurgulandı. Bir yıllık sözleşmesi bulunan başarılı sol bekle ilk irtibatı kuran Kanarya'nın sezon sonunda Akdeniz ekibine resmi teklifte bulunacağı belirtildi. Üst üste 6 kez Final Four oynayan Fenerbahçe kadın basketbol takımı Euroleague'de Rusya'nın Dinamo Kursk takımına yenilerek şampiyonluğu rakibine verdi. FIBA Kadınlar Euroleague final maçında Rus ekibi Dinamo Kursk'a 77-63 kaybeden Fenerbahçe kadın basketbol takımı Avrupa ikincisi oldu. Maçta ilk periyodu 18-17 önde tamamlayan Fenerbahçe ikinci çeyreğin son bölümünde Rus ekibinin sayılarına engel olamayınca devre arasında soyunma odasına 44-34 geride gitti. Üçüncü çeyrekte bir ara 17 sayıya kadar çıkan farkı 7 sayıya düşüren Sarı Lacivertliler final periyoduna 62-55 geride girdi. Dördüncü periyotta farkı bir ara 2 sayıya kadar indiren Fenerbahçe, kalan bölümde hücumlarda sayı üretemeyince mücadeleden 77-63 mağlup ayrıldı. Avrupa Ligi çeyrek finalinde Real Madrid'e rakip olan Darüşşafaka'dan iddialı açıklamalar geldi. Eşleşmeyle ilgili konuşan Birkan Batuk, İspanyol temsilcisinin elemelerinin sürpriz olmayacağını vurguladı.
Avrupa Ligi çeyrek finalinde İspanyol devi Real Madrid'le eşleşen Darüşşafaka'dan iddialı açıklamalar geldi. Çarşamba günü oynanacak serinin ilk maçı öncesi açıklamalarda bulunan milli basketbolcu Birkan Batuk, Real Madrid'in çok güçlü bir takım olduğunu ve turun favorisi olarak görüldüğünü ifade etti. İlk kez son 8'e kaldıklarına dikkat çeken başarılı basketbolcu buna rağmen turu geçmelerinin sürpriz olmayacağını belirtti. Serinin favorisi Real Madrid. Hem ev sahibi avantajı var, hem birinci sırada bitirdi, hem çok güçlü bir kadro. Biz de tarihimizde ilk defa top 8 yapmış bir takımız ama çok değerli bir kadroya sahibiz. Çok iyi arkadaşlığı olan bir kadroya sahibiz. Yani sürpriz olur mu? Evet, bazı insanlara göre olabilir ama biz oraya kazanmak için gideceğiz. Bizim için sürpriz olacağını söyleyemem. Yani. Biz orada bir galibiyet bile olsa alsak. Bir dönem Avrupa'da ve Türkiye'de fırtına gibi esen Muratpaşa Belediyespor kadın handbol takımı son yılların en kötü sezonunu yaşıyor. Ligde 5. sırada yer alan Muratpaşa'nın Avrupa kupalarına katılım şansı da her geçen gün azalıyor. Handbolda özellikle 2010 ile 2014 yılları arasında damgasını vuran Muratpaşa Belediyespor eski günlerini mumla arıyor. O dönem Avrupa'da ve Türkiye'de fırtına gibi esen, sayısız kupa kazanarak Avrupa'da final oynayan ilk Türk handbol takımı olan Muratpaşa Belediyespor son yılların en kötü sezonunu yaşıyor. Geçtiğimiz hafta deplasmanda lig lideri Yenimahalle Belediyespor'a boyun eğen Muratpaşa zirvenin tam 9 puan gerisinde 5. sırada kaldı. Sezonu ilk 3 sırada tamamlayan ekiplerin Avrupa Kupası vizesi alacağı Süper Lig'de Muratpaşa'nın şansı oldukça düşük görünürken tek yol olarak Türkiye Kupası ortaya çıkıyor. Çeyrek final ilk maçında Samsun Gençlik Sporu farklı yenerek avantaj elde eden Muratpaşa'nın kupa yolundaysa önemli rakipleri bulunuyor. Yenimahalle, Kastamonu, Ardeşen ve Zanos'un yoluna devam ettiği Türkiye Kupası'nı ligi ilk 3 sıra içerisinde bitirecek bir ekibin kazanması halinde final oynayan takım yine Avrupa Kupası vizesini almayı başaracak. Muratpaşa bu başarıyı elde edememesi halinde uzun süre sonra Avrupa'dan uzak kalacak. Doğuştan bir kolu olmayan Ebru Can önce milli formayı giydi, sonra da hedefini koydu. Masa tenisi milli takım kadrosuna yer alan 22 yaşındaki sporcu 2020 Tokyo Paralimpik oyunlarında Türkiye'yi temsil etmek istiyor. Doğuştan bir kolu olmayan Ebru Can tüm engelleri aşıp milli masa tenisçisi olmayı başarırken şimdi önüne büyük bir hedef daha koydu. 12 yıldır ilgilendiği masa tenisinde büyük başarılara imza atan 22 yaşındaki sporcu 2020 Paralimpik oyunlarında Türkiye'yi temsil etmek istiyor. Spor yapmanın kendisi için engel olmadığını söyleyen Ebru Can, Tokyo kadrosunda yer alması halinde Türkiye adına elinden gelenin en iyisini yapacağını vurguladı. Ya zorluk çekmiyorum aslında. Hani sadece zaten masa tenisi tek elle oynandığı için masa tenisinde hiçbir sıkıntı yaşamıyorum. Hani diğer normal arkadaşlarım gibi hani kendimi hissediyorum zaten. Ben masa tenisi milli takımında oynuyorum. Hedefim 2020 olimpiyatlarına gitmek inşallah nasip olursa. Hani orada da dereceye girip Türkiye'yi temsil etmek şu anki en büyük hedefim var. Evet, bu haberle bültenimizin sonuna geldik. Saat 21'de kale çizgisinde görüşmek dileğiyle Kanal V'den ayrılmayın. Mutlu akşamlar.